Hindistan'ın Agra şehrinde dünyanın en güzel mimari eserlerinden biri olan Taç Mahal'ın yolundayım şu an. Evet, yürümeye devam ediyorum. Namaste. How are you? Evet, gördüğünüz yol üzerinde bisiklet taksiler. Buraya kesinlikle motorlu taşıtların girmesi yasak. Çünkü Taç Mahal'ı koruma altına aldıkları için kesinlikle egzoz kokusu olmaması gerekiyor. Ayrıca içeride çekim yapmak kesinlikle yasak. O yüzden küçük kameramı getirdim. GoPro ile çekim yapacağım. Sadece fotoğraf makinelerine izin veriyorlar. Herhangi bir çanta, herhangi bir eşya içeriye kesinlikle sokulmuyor. Girişteki Taç Mahal ile ilgili yazılar. Vallahi. Hello. Hello. Namaste. Namaste. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Yes, I am good. Where are you from? Yeah. From the Gwalior. Okay, India. Yeah, India. Okay. Evet, Hindistan'dan Hindistan'ın yerli turistleri Taç Mahal'ı gezmeye gelmişler. Evet, Taç Mahal'ın bilet kişilerindeyim şu an. Az sonra kuyruğa girip içeri giriş için bilet alacağım. Bir bilet 1000 rupi turistler için. Yerlilere ayrı fiyat, turistlere ayrı fiyat uyguluyorlar burada. Bir Hindistan rupisi 20 TL yapıyor. Yani bilet fiyatı da 50 TL'ye falan geliyor giriş için. Şimdi kuyruğa giriyorum. Evet, gördüğünüz bileti aldım. Evet, şimdi de özel bölmelerden geçiyoruz. Yoğunluğa karşı bu şekilde özel bölümler yapmışlar. Evet, sıkı kontrollerin ardından içeriye girdim. Gördüğünüz bu caddeden yürüyerek Taç Mahal'a doğru yürüyeceğim. Evet. Görüyorsunuz kubbesini karşı tarafta, sol tarafta. Arkamda gördüğünüz dev kapıdan geçerek Taç Mahal'a doğru ilerleyeceğim. Kapının üzerindeki Arapça yazıları Hattat Serdar Efendi'nin yazıları gördüğünüz gibi. Hattat Serdar Efendi'yi Şah Cihan İstanbul'dan getirtmiş. İnşası esnasında. Evet. Taç Mahal'ın avlusuna götüren dev kapı. Evet. Arapça yazıları görüyorsunuz. Serdar Efendi'nin yazıları. Serdar Efendi Mimar Sinan'ın öğrencilerinden. Şah Cihan özel olarak İstanbul'dan getirtmiş. Bu yapının inşası esnasında. Evet. Kapından geçiyorum. Dev kubbesi. Evet. Evet, dünyanın 7 harikasından biri olan Taç Mahal şimdi karşınızda. Evet. Muhteşem yapı. Evet, önünde uzun bir havuz var. Evet, arkamda gördüğünüz muhteşem
yapı Taç Mahal. Geceleri aydan daha parlak görünen Türk İslam mimarisinin göz bebeği ve Hindistan'daki en değerli yapılardan biri olan Taç Mahal. Evet, karşınızda Taç Mahal. Gördüğünüz gibi Taç Mahal'ın 4 minaresi var. Şu an bir tanesi restore halinde. 1630'da inşasına başlanan dünyanın 7 harikasından biri olan Taç Mahal yaklaşık 22 yıl sonra 1652'de tamamlanmıştır. Şu an saat sabah 9. Ve turistler akın akın gelmeye devam ediyorlar. Bu muhteşem yapıyı görmek için. Benim de fotoğraf çekilmek isteyen bir Hindistanlı. Okay. Have a good day. Evet, bu şekilde benimle fotoğraf çekilmek isteyen bayağı Hindistanlı turistler oldu. Evet, şimdi de Taç Mahal'ın dev avlusuna çıktım. Arkamda gördüğünüz dev muhteşem yapı Taç Mahal. Evet, şimdi de Taç Mahal'ın içine gireceğim. Ayakkabılarla girmek kesinlikle yasak. Girişte elime galoş verdiler. Bunu ayağıma geçirip o şekilde içeride görüntüler alacağım. Evet, şimdi de Taç Mahal'ın içine gireceğim. Şah Cihan ve eşinin mezarının bulunduğu bölümleri görüntüleyeceğim. İçeride kesinlikle görüntü almak yasak. O yüzden küçük kameramla gizliden çekim yapacağım. Taç Mahal'ın yapımında parlak, ince, mavi damarları olan beyaz mermerler kullanılmış. Evet, bunlar özel olarak getirilmiş zamanında. Fillerle getirilmiş mermerler. Evet, şimdi içeriye giriyorum. Çekim yapmak kesinlikle yasak. Evet, Taç Mahal'ın içinden çıktım. Kendi imkanlarımla yasak da olsa görüntüler ve fotoğraf çektim. Burada gördüğünüz Yamuna Nehri. Bu dev muhteşem yapı Taç Mahal, Yamuna kıyısına yaptırılmış. Yamuna Nehri Hindistan'da. Anıtın dört yanında Hattat İsmail Efendi tarafından Yasin Suresinin tamamı yazılmıştır. Evet, gördüğünüz Yasin Suresinden ayetler.
Mermerlere. Taş mahal çekimlerinden sonra artık şimdi çıkma zamanı taş mahaldan. Çıkışa doğru gidiyorum. Çıkışa doğru yürümeye devam ediyorum. Muhteşem yapı, taş mahalı görüntüledikten sonra şimdi artık buradan çıkma zamanı. Evet, giderken tenhaydı taş mahal. Şimdi çıkışta da bayağı yoğunluk var gördüğünüz gibi.